60'lı yıllarda daha ilk kabul edilen nesil, evet, buradan giden nesil, hı hı, ve söylediğiniz çok doğru. Aslında o nesil hemen geri döneceğini sanıyor. Evet, öyle bir nesil öyle var orada. Tabii, tabii. Ve o nesilde aslında biraz kendini koruyor, biraz mesafe koyuyor. Kendisiyle ülke arasına, kendisiyle Almanlar arasına bir mesafe koyuyor ve diyor ki ya bunun için de ne Almancayı öğrenmeye çalışıyor, ne oradaki düzene intibak etmek istiyor. Aksine kendi gettosunda, kendisine kapalı alanda aslında... Şimdi gurbetçiler adından güzel konuşuyor ama ben seni düzelteyim bak. Lütfen. Adam şimdi gitmiş Türkiye'ye gelmişler. Bizimkiler Türkiye'den oraya geldiler ya. Hı. Onlar bu kafayla geldiler. Garibanlıktan geliyorlar, tamam mı? Açlıktan geliyorlar, böyle çalışmaya geliyorlar. Bir de Almanlar kontrol diye en sağlamlarını alıyorlar. Hı. Bizimkiler de geliyor böyle kafayla geliyorlar. Türk kafası işte. Ya bu adam bizi seçti, buraya getirdi. Sakın yanlış yapmayalım bu adama. Hı. Çalışalım, ne olursa olsun bu adam bizi seçmiş. Onlar öyle görüyor. Hı. Onlar düşünmüyor yani. Lan bizi misafir işçi çağırdılar buraya. Haklarımız da var. Evet. Her şey var. Evet. Yok, hatta uyku parası bile veriyorlarmış bak. 4 saat, 5 saat. Bu işkence sayılmaz. Çünkü niye? Sonuçta sana soruyor. Yani çalışacak mısın? Çalışıyor musun sen? Çalışacak mısın da 5 saat daha fazla? 10 saatin üstüne? 15 yapacak mısın? Al sana bak, bunu da vereceğim bu parayı. Bizim aileler de bir an önce gitme kafasında ya. Allah'ım inat 24 saat, 48 saat çalışıyor. Bu adam kamına oturmuş. Hiç krank, yani krank diyorlar orada. Yani hiç rapor almadan çalışan ben burada inanmıyorum birisi var. O 40 sene, 40 yaşında olan birisi var mı bilmiyorum da. Bırak 40 sene, 5 sene burada hiç rapor almadan çalışan oğluna da inanmıyorum. Benim annem babam yazılı, bunlar yazılı, kağıt kürekte yani. 40 sene çok aile var Türk bunu yapan. Alman bizi nasıl sevmesin oradaki Almanlar. 40 sene adamın firmasında çalışıp hiç krank yapmamışım. Yani evde oturup hakkım var ya, evde oturup ben para alırım. Almanya'da öyle. Bizimkiler o kafaya gelmemiş hiç. Hatta böyle daha da derin kafaya gitmişler. Pazar günleri gidip fabrikayı temizlemeye bile kalkmışlar ya, böyle bir kafa yani. Biz ama bu böyle, bizde var değil mi? Bu da bir kültür açısı yani. Bizde de mesela bizden şamar yiyebiliyorsun böyle. O da bir kültür işte yani. Herkesin bir değişik şeyi var. Bunlar hep başka, yemeğimiz, tarzımız hep kültür. Şunun için